Hareketi kes. Nostalji serimizin birinci bölümüne hoş geldiniz. Çin'den yaklaşık bir sene önce 20 dolara satın almış bulunduğumuz Atari'yi bugün sizlerle birlikte hem inceleyeceğiz hem de onunla oyun oynayacağız. Elimizde yaklaşık 40 adet Atari kaseti var ve dönem dönem büyük keyif alacağımızı, beraber çok daha güzel şeyler paylaşacağımızı düşünüyorum. Eminim birçoğunuzun çocukluğunu benim de olduğu gibi Atari süslemiştir. Atari dediğinde aklına Golüç, Tsubasa gibi oyunlar geliyordur. Bunların hepsini zamanla yavaş yavaş oynayacağız. Hem Atari kolunun ne kadar bizlere keyif verdiğini, hem de silahlı oyunlarda yani Duck Hunt gibi oyunlarda ne kadar gıcık olduğumuzu elimize silahımızı aldığımız zaman derinden hissedeceğiz. Hangi oyun açalım Seda? Counter aç işte. İlk birden başlayalım. Counter yok. Contra o. Tamam, oraya geç. Merhaba arkadaşlar. Frekans Adam'a hoş geldiniz. Bugün... Dönecek misin kameraya? Çekim yapıyoruz burada. Az önce rezil ettin beni. Merhaba arkadaşlar. Frekans Adam'a hoş geldiniz. Bugün Çin'den satın almış bulunduğum Atari'ye birazcık değineceğim. Atari'yi neden satın aldım? Birazcık nostalji yaşamak istedim. Aynı zamanda da kız kardeşimin çocukluk anıları depreşti. Israrını kıramadım. Yaklaşık 20 dolar gibi bir maliyeti oldu. Özellikle beni cezbeden kısmı 400 oyuna sahip, yani birçok popüler oyuna sahip olan Atari kaseti kısmıydı. Bu bağlamda satın aldım, bakalım ne gibi performans sergilemiş. Bizi çocukluk anımıza götürebilecek nitelikte kaliteli miymiş. Bunu ölçeceğiz. Aynı zamanda da keyif alacağız. Yani maksat aslında keyif almak değil mi Seda? Eğlence, aynen. İstersen counter, yani kontraya bir giriş yapalım. Hadi bakalım. Birinci kol bende bu arada. Hep sendeydi. Hep bendeydi. Bu ne? Süper kontra falan var. Counter. Bir mi, iki player mı? İki. Oynayalım bakalım. Biraz sallanmış olabilir. Of be. Dur bekle. Kare ateş ediyor. Kare yok mu? Kare yok. Aha var aynı. Öldüm sana bakarken. Ben çok neredeyim? Aksiyon yüklü ya. Çocukken nasıl bunlara tutuluyordum onu anlamıyorum. 3-4 yaşındaydım ya. İmreniyordum. 5-6 yaşına geldiğimde benim de bir Atari'm oldu. Gece gündüz oynuyordum. Bombalar öldürüyor ya. Hatırlıyor musun? Televizyonu hapsediyordum annem. Hiçbir şekilde televizyon izleyemiyordu. Akşama kadar oynuyordum. Şu anda aynısını yaptık. Aynen, şu anda da aynısını yaptık. Ve ben hep ölüyorum. Birazcık daha silahım güçlendi. Al onu al. Vay, dikkat ettim. Silahın falan güçlenmemiş, beni kandırmışlar. Güçlenecek birazdan. Aşağı nasıl iniyor? Düşünüyorum da ben bu oyunu nasıl bitirdim ya çocukken. Ay, onu almamız şey lazım. Öldün, beni de öldün. Ben yokum. Oho, çok hızlılar. Bu ne? Ben gamer olmuşum çoktan. Devam diyorum da hep birinci bölümden devam ediyoruz. Şu sesi bile özlemişim bak. Şimdiki oyunlarda Dolby Surround olsun, böyle çevresel sesleri iyi alalım diye kastırıyorlar ama... Bunların sesi bir ayrıydı ya. Bu ayrıydı ya. Hay.
Şu anda reenkarnasyon yaşayıp çocukluk haline dönmek istiyorum. O geçiyordu. O geçiyordu ya. Hadi ya, gezdik. Kıvamiye fareye alıştığım için. Tamam, PlayStation'ın keyfi de ayrı da. Atilim, bambaşka bir dünyaydı ya. Ya sürekli bir şeyler alıyoruz ama adam akıllı bir farkını daha göremedim. Ben bir şey yapamadım. Arkadakileri öldürsem ben önde. Al onları. Vay vay. Seni bekliyorum. Öldüm ben. Start'a falan mı az belki? Hayır, game over ben. Halbuki en çok ben öldüm işte. Ya sus be, beni de öldürdün. Bıraktın, odaklanayım. Öldüm. Anlaşılan beceremeyeceğiz. Son kez deneyelim, başka oyuna geçelim. Ama elimi alıştı biraz. Ben arkayı falan aldım, sen öne al. Ben alırım onu. Sen yukarıya falan alıştırabilirsin. Ben çözdüm orayı. Orada eğilmemiz gerekiyor. Ya. Tararım ha. Sen yukarıya tara, ben aşağı tarıyorum. Yukarıya çık biraz. Ya as. Allah, onu niye öldürmedin Seda ya? Arkamda. Görmedim ya. Resete bas, resete. Başka oyun oynayalım. Reset aradım. Batman var, Örümcek Adam var, Ninja Kaplumbağalar var, Ferrari. O klasik kırmızı arabayı bilirsiniz, yani bayağı gıcık bir oyundu. Hani onu hatırlamak babında bir açayım. Hemen kapatacağım çünkü çok sinir bozucuydu ya. Ben hatırlamıyorum. Hatırlarsın. Başlayacak mısın? Diğer oyunu da karıştırdım. Bu oyunu da hatırlıyorum. Sürekli böyle yani. Fon. Yalnız çarptığım zaman müzikte senkron olan bir ses çıkıyor sanki. Double Dragon var. Sokak dövüşü hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Aç bakalım. Ama Mario istiyordun değil mi sen? Yok, fark etmez, dövüştüm. İyi, tamam. Dövüş oynayalım. Kızlar hakkında bilgi sahibiyim diyor ablanız. Ben ne yapayım, sen kırmızılısın. Ya. Ama benden bağımsız hareket ediyor. Sana da vurabiliyorum Seda. Ya. Bir dakika. Bekle de çözeyim ya. Kafasından tutup fırlattım onu ya. Ben bunu sevmedim ya. Sevmedin mi? Çok harika dövüşçü dersiniz. Bak, CLD'yi aynı anda basarsan
Kafasından yakalayıp fırlatıyor. Yaptı. A ile B'ye de basarsan bu tarz hareketler yapıyor. Havada sik bir şey yaptım. Güzel. En sevdiğim şey tutuşları birlikte basmak. Hareketi kes. Sen alıştın mı ya? Sevdin değil mi şimdi? Evet. Doktor Mario çok kötüydü. Mickey Mouse mu? Tam senlik bir oyun ha. Hatırlıyorum bunu. Arada siyah beyaz oluyor muydu? Bilmiyorum. Ay, bayılırım böyle oyunlara. Çok güzel bir oyundu ya bu. Gizli. Şu üstte olan kim? Oynatmaya çalıştın sen. İkisi birlikte oynuyor. Bırak kolu. şu an ben hiçbir şey yapmıyorum, sen oynuyorsun. Ben seni böyle yedireyim ben. Gizli şeyler vardı. Bak orada var. Yukarıda da var. Ha bak, gizli bir... Dur bekle. Gizli bir şey var şurada. Evet geldi. Sen ateş edebiliyor musun? Sen etmedi. İkimiz aynı şeyi kontrol edebiliyoruz. Çok saçma, bir bağımsız olsa da... Böyle hapsik ya. İlla eleyeceğim ve bizi öldürteceksin değil mi? Ben oynayamıyorsam da biter. Bir dakika, şurada bir çık. Oldu. Evet, bir can. 5 canım var zaten, ölü bitmez. Ya. Şey var. Ah. Ah, sen devam et hadi. Menzili bayağı yüksekmiş. Şu pencereye vurayım dedim de vazgeçtim sonra. Kasmak istemedim. Gelsene. Mickey. Ayakta radyo. O tehlikeli ya. Ona uğramayabilirsin. Ama kaçabilirim. Aynen. Bu da tehlikeli. Hayvan gibi bir şey. Korktum. Başka oyun bakalım istersen. Evde tek başına. Geleceğe dönüş. Punisher. Tank oyununu arıyorum ama bulamadım Seda, sen gördün mü? Tank işte. Al. Bu
Müziklere bakar mısın ya? Yalnız eski oyunlar... Yalnız bizim aradığımız bu değil mi sanki? Aynen, bu başka bir tank oyunu. Giriş harika ya. Acaba hangi tank bunlar? Biz Kartallı'yı arıyoruz. Kartalı koruyorduk değil mi? Bizim aradığımız. Rus tanklarına benziyor. Bakar mısın ya? Sen oynadığın için. Günümüzde böyle tank bazlı strateji oyunlarına baktığında hani pek de farkları yok. Baksana. Adamlar her şeyi koymuşlar. Radar falan koymuşlar. Harika, bakar mısın? Yani bir tank olduğu için maksimum saatte 60 km hıza yükselebiliyor. 70 Pershing, Pershing diye bir tanktı galiba Amerika'da. Pershing diye geçiyordu, pardon. Baksana, radar var. Arkamda bir şey var. Şey, bana doğru geliyor. Birazdan. Evet. Oradan kaçıyor. Öldür ana. Kaçırmış. Allah ne verdi sen? Çok yavaş dönüyor benim tank. Ne oldu? Bilmiyorum. Baba ne oldu? Baba dondu. Öldürdüm. Kaçtı. Bir şey oldu ya. Onu bilerek kaçırttılar. Zamanı durdurdu biri. Oyunda biri zamanı durdurdu. Orada. Görüyorum onu. Ateş et. Ya anlaşılan o ölmeyecek. Öldüremiyorsun. Oyunun hilesi bu. 1942'de hatırlıyorum. Uf, bu oyun çok keyifliydi ya. Ay, bir tane de uzaylı var. Uzayla ilgili bir oyun var. Evet. Bunu görünce hatırladım. Uf, bu oyun çok keyifliydi ya. Sen mi gidiyorsun? Yok, ben sıra sende galiba. Ya. Ben bu oyunu hiç oynamadım. C ile ateş ettim ben. Ya da şununla. Çok önden gitme bence. Hmm. Bir anda saldırabilirler. Dikkat et. Çok önden gidiyorsun ha. Bak, şu büyük şeyi öldürürsen sana bir şeyler verecek. Öldürdüm. Babayı verdi. Hiçbir şey vermedi. Evet arkadaşlar, bugün de böyle nostaljik bir şeyler yapalım dedik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeni oyun videolarıyla da karşınızda olacağız. Böyle... elimizde 40-50 tane Atari kasetimiz bulunuyor. Bayağı eskilerden kalan Atari kasetlerinin hepsini ben topladık. Ben devam edeceğim. Teker teker oynayacağız. Takipte kalın, paylaşmayı unutmayın. Sen de bir şeyler söyle. Oyuna daldım. Oyuna mı daldın? Tamam.